Bin tane zehir ait. Bebişim ne olur sen yardım et yani. Bak gazlama parfüm. Bak ne olur benim yanımda ol. Şey abi ne oldu? Attık imzalar. Fikret nerede? Gözün aydın. Çok sevindim ya şu arazi işine. Hadi biraz yüzün gülsün. Ne bu haller? Fikret bir arkadaşını gördü, gelecek şimdi. Tamam ya, asacaksan as, keseceksen kes, ne yapacaksan yap. Bitsin bu işkence, ne olursun Faruk ya. Benim için de kes. Sen bir dur. Ben ne yapsaydım ya? Ya bak Fikret dedi ki eğer dedi aramızda kalırsa ben usul usul gideceğim dedi. Yani eğer Faruk'a söylersen sana da hiçbir şey anlatmayacağım dedi. Ne yapsaydım yani? Ha? Yani sonuçta sizle de meseleyi halletmeden Senem'e de bir şey anlatamazdım. Her şey domino taşı gibi arka arkaya geldi ya. Tamam üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm ama kesinlikle pişman değilim ya. Sonuçta ben Z raporuna bakarım arkadaş. Biz bu araziyi aldık mı aldık. Bitti gitti işte ya. Yine de sen cezamı keseceksen kes arkadaşım ya. Kes, ne yapacaksan yap, bitsin işkence. Sen gülüyorsun ya. Ha? Ne oldu? Ulan ben seni, bu çeneni bu saate kadar nasıl tuttum? Ona şaşırıyorum. Bak ya ama Faruk sen de ya. Sana güvenmiştim ben. Ya ben niyete bakarım teyze. Tamam mı? Ama bak iyi atlattın beni. Helal olsun sana. Sakın bir daha yapma. Yok yok ya. Olur mu öyle şey? Hele biz şu eski düzene bir dönelim de. Evet, eski düzen. Hayatım şu... Hı. Ev işini çözsek mi artık, bir ev mi baksak ya da otele geçelim diyorum. Bilmiyorum yani. Bursa'dan ev mi bakacağız yine? Yok ya, konağa dönemedikten sonra ben annemin asla Bursa'ya döneceğini düşünmüyorum. Adem satar belki. Ben satacağını bilsem bütün parayı veririm ona da. Ama ben bizi reddetme hazını ona yaşatmak istemiyorum. Fikret geldi. Fikret geliyor da şey yapmayalım şimdi. Konuşmayalım, çocuğun canı sıkılırsın. Hayırlı olsun. Bence geçmiş olsun. Efendim annem? Faruk, Ülfet mesaj atmış. Televizyona çıkıyorum, televizyonu açın diye. Canlı yayın. Evet. Televizyon çok önemli açıklama yapacak dedi. Evet. Ay, bu hiç görünmüyor. Bir delilik yapmasın bu. Ay, hadi başlıyor. Hadi aç. Ne oldu? Ülfet televizyonda açıklama yapıyormuş. Ama ne diyecek ki? Ben katilim diyecek hali yok ya. Ya dur sen, gel geliyorsun. Hoş geldiniz. Hemen geldiğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar. Yaptığım en zor basın toplantısı bu. İlk kez zırhımı bırakarak karşınıza geçtim. Size en yalın haliyle içimi dökeceğim. Görmek ve göstermekten çok korktuğum Ülfet Kavaklı olarak konuşacağım. La kostümün başına geçtiğim günden beri durup dinlenmeden koştum. Çünkü durursam aynaya bakmam gerekecekti. Yani kendimle yüzleşmem gerekecekti. Durursam artık. Ki bu hayattaki en zor, en elzem yüzleşmeymiş. Kendimden kaçma nedenim geçmişte eşimin ölümüne sebep olmam. Ülfet kapattı, cinayet mi işlemiş? Nasıl? Lütfen durmasın. Geçmişte eşim beni aldattığını söyledi. Ben de
onunla yüzleşmek için bulunduğu eve gittim. Orada tartıştık. Biraz itip kalkma oldu. Kendimi korumak isterken itmişim, düştü. Kazaydı. Korkmuştum. Polise bunu anlatamayacağımı düşündüm. Zaman geçti aradan. Ben de eşimin kaybolduğunu bildirdim. Asıl olan insanın başkalarının değil kendine inandırması. Ben bu vicdan yüküyle yaşayamıyordum. Aynaya bakabilmek istedim. Zannetmiştim ki herkes beni kabul ederse ben de ederim. Geç ve acı bir yolla da olsa öğrendim ki formül tam tersiymiş. Bu da benim size veda hediyem olsun. La kostümü Güneş Hanım'a teslim ediyorum. Aranızdan ayrılıyorum. Şimdiye kadar bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Güzel bir hanım bana şöyle demişti. Eğer siz kendinizi affederseniz herkes sizi affeder. Dilerim haklıdır. Sevgiyle kalın. Eksik anlat. Vallahi söyledi, helal olsun. Söyledi, kurtuldu, üzülmeyin ya. Kuş gibi özgür şimdi bak. İnsana vicdandan daha büyük bir hapis yok ki şu hayatta. Efendim Adem.